Biber dolması yaptığınızda kürdan taktiğini mutlaka kullanın. Bir tane kürdana biberi deliyorsun, içini dolduruyorsun. Bu sayede biber dolmalarının çok lezzetli oluyor. Mantar alırken bunları mutlaka bilmelisiniz ya. Mantarlarda bu şekilde çatlaklar varsa bak ablamız gösteriyor. Bu mantar bayat demektir. Eğer bu mantarların o tarafları kapalıysa bu mantar taze demektir. Maydanozları pratik bir şekilde doğramak istiyorsanız marul taktiğini mutlaka kullanmalısınız ya. Bu sayede maydanozları incecik bir şekilde doğrayabilirsiniz. Baksana bu yönteme. Mükemmel. Çorapları katlamasını bilmeyenler hele bir gelsin bu ablamızı izlesin ya. Baksana ne kadar pratik ve kolay bir şekilde katladı. Ketçap kutularını yıllardır yanlış açıyoruz arkadaşlar ya. Doğru yöntem bu. Baksana ne kadar pratik. Yok bıçakla kesiyoruz, yok üstüne giriyoruz. Hayır, bunları yapmayacağız artık. Doğru yöntem budur abicim. Ayakkabılarınızı çamaşır makinesinin içerisinde yıkıyorsanız temizlenmiyorsa poşet taktiğini kullanın. Bu sayede ayakkabılarınız çok daha temiz oluyor. Davetsiz misafirim geldi. Hemencecik hamuru mayalamam lazım. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Ya ne demek bilmiyorum ya. Sıcak su taktiğini kullansana kurban olduğum ablam. Bak bu ablamız her şeyi gösteriyor. 15 dakikada hamurun hemencecik mayalanıyor ya. Baksana bu yönteme. Sadece 6 saniyede kazaklarınızı pratik bir şekilde katlayabilirsiniz ya. Baksana bu yönteme. Mükemmel oldu. Kar gibi bembeyaz çamaşırlar için birazcık bulaşık deterjanı kullanacaksın. Makine atarken birazcık bulaşık deterjanı koy. Elbiselerin, kıyafetlerin bembeyaz oluyor. Marketten aldığınız peynirlerin erkenden bozulmamasını istiyorsunuz. Bu yöntemi mutlaka denemelisiniz. Alıyorsun peyniri, istediğin gibi bölüyorsun. Bir kasenin içerisine katıyorsun. Üzerine de birazcık şeker, bu kadar. O peynir artık küflenmiyor. Ya da stres film taktiğini kullanabilirsiniz ya. İstediğin peyniri boyutundan kesiyorsun. Stres filmle sarıyorsun. Bu kadar. Bu peynir artık erkenden bozulmuyor abicim. Bu yöntemleri mutlaka deneyin ve bunları bilin. Havuçları, patatesleri dilimlerken rende yöntemini mutlaka kullanın. Bu sayede hem elleriniz kirlenmiyor hem de elleriniz yara falan almıyor ya. Baksana bu rende yöntemine. Mükemmel. Aspiratör fitreleriniz bu şekilde yağlanmışsa gidip yağ çözücü alıp 300-400 lira vermene gerek yok. Al 10 TL'ye lavabo açıcısını koy böyle üzerine, sıcak suyu üzerine dök. Baksana ya, filtrede ne yağ kaldı ne kir, hiçbir şey kalmadı ya. Bu kadar basit. Elin falan filan da kirlenmiyor. Sonra suyla da böyle süz. Bu kadar basit. İlk günkü gibi oldu ya filtre. Çelik tencere veya tavalarınızın yapışmamasını istiyorsanız bu yöntemi mutlaka denemelisin. Tavayı iyice kızardıktan sonra birazcık suya, birazcık suyu koyuyorsun. Artık o tencere veya tava yapışmaz oluyor. Yıllardır yanlış yapıyoruz. Kutu kolaları bu şekilde dolaba katmamız gerekiyor. Kocam her gün aynı yumurtayı yemekten sıkıldım diyor, ben ne yapacağım? Ya ne demek ne yapacağım ya? Yumurtayı bu şekilde desenini yapacaksın, kocanın önüne koyacaksın, kocan çıldıracak ya. Sehpalarınızın üzerinde gitmeyen inatçı lekeler varsa sehpanızı çöpe atmanıza, yeni sehpa almanıza gerek yok. Bir tane fön makinesini alıyorsun, üzerine tutuyorsun. Bak leke kendi kendine gitti. Ne gerek var yeni sehpa almaya?